Çernovsi Avtovokzal, Çernovsi Otogarı. Böyle küçük bir yer. Eski Rusların Skoda markası burada trolleybuslarda hala kullanılıyor. Odessa'dan farkları var Çernovsi şehrinin. Fena değil, daha her yerini gezemedik. Yeni başlıyoruz. Fena görünmüyor. Çernovsi'de Charles Darwin sokağı bulduk. Bizim için gayet uygun bir sokak. Burada yaşayabiliriz. Odessa'dan taşınıp buraya yerleşebiliriz. Charles Darwin sokak. Etrafında böyle jimnazyum diye bir bina var. Heykellerin olduğu iki cephesinde çok güzel bir bina. Arka cephesinde kuleli bir bina var. Böyle yan tarafında çok güzel şöyle bir ev var. Charles Darwin sokağını çok beğendik. Taşınmayı düşünebiliriz. Zaten fikir olarak bize önce olmuş bir insan. Yani gayet yaşanması. Tayyip Erdoğan'dan zaten kaçıp Odessa'ya yerleştik. Odessa'dan da kaçmak gerekirse buraya gelebiliriz. Çernovsi tiyatro binası. Burası teatral ne yapılaşıt. Laleler ekmişler. Tiyatro meydanı. Burada ratuşa var, kule. Medisinski Fakültesi, Üniversite var, Tıp Fakültesi. Böyle güzel binalarla çevrili bu meydan. Güzel bir tiyatro binası. Burası ratuşa, Çernovsi'deyiz. Central Neapoloşit. Ratuşa belediye konağı demek. Central Neapoloşit de merkezi şey, merkezi merkez gibi bir şey ya. Yani şehir merkezinin meydanı. Şehir merkezinin meydanındayız. Central Neapoloşit. Böyle ratuşun çevresinde güzel binalar var. İlin yönetimi de burada. Diğer devlet binaları da yakın. Müzeler falan yakın bu meydana. Güzel bir meydan. Böyle. Yeren bak ne güzel köpek. Sınıfsa bak. Baltana koyduk. Ne diyorsun? Ne güzel değil mi İrem? İrem çık dışarı, çık dışarıda oyna. Çık dışarı anla. Al dışarıda oynasın, al. Al İrem al. Al dışarı al. Filarmoni meydanı. Çernovsi şehrindeki sinagog. Baba, evet aslanım. Donlara da kuz eti. Da?
Çernobil şehrindeki Tureskaya Ploşet Türk Meydanı diye geçen yer. Galiba meydandaki tek Türk benim. Böyle çok daha güzel tek Türk olmak. Nerede çokluk orada bokluk demişler. Zaten Türk'ten kaçtık geldik buralara. Çok Türk olmasın. Türk adı olsun yeter böyle. Tureskaya Ploşet gayet güzel. Türklere bir selam çakmışlar isim olarak. Ama gelmeyin. Türk olarak buraya gelip yerleşmeyin. Gezin. Bir iki gün gezin gidin. Yerleşmeyin. Böyle çok güzel. Tek Türk'üm burada mis gibi. Tureskaya Ploşet'in merdivenleri ve yukarı caddeye çıkan araba yolu. Burada Aziz Maria kubbesi koymuşlar bir tane ama üzerinde hilal var. Aşağıda bir tane amfiteyatro gibi bir yer yapmışlar. Böyle bir meydan güzel. Gördüğünüz gibi Türk'ten eser yok. Ama Türk meydanı çok güzel. Mis gibi. Çok şahane. Burası ve burası bu sokak. Türk sokağı diye geçiyor. Şurada Prof. Tureski diye görüyorsunuz. Burası da Türk sokağına dahil. Şu aşağısı da hemen göstereyim. Böyle eski ama fiyat olarak gayet güzel. 4-5 grivniye gittiniz. Marşrutkalar dolmuşlar var. Burası da Türk sokağı geçiyor. Burası da Türk sokağı. Böyle Türk sokağı. Aşağısı Tureskaya Ploşet. Çok güzel iki tane abla geçiyor böyle arabayla. Aşağısı Tureskaya Ploşet. Türk meydanı. Böyle. Ukraynalılar bizi seviyor. Çernobil şehrinin güzel bir sokaklarından, caddelerinden biri. Kabilanskaya ulica. Evet, burada Alman Kültür Merkezi var. Center Kulturu ve Vernissage diye. Vernissage Culture Center. Burada Nimeski'deyim. Alman evi diyor burası. Öyle güzel bir binanın içinde Alman evi yapmışlar. Kabilevskaya ulica bu şekilde. Çernobil şehrinde hiç Türk görmemişken sadece iki tane gördük de onlar da tam Türk değildi biraz. Aslen farklı ama Türkiye'li vatandaşlarımızdı. Neyse. Burası da Efes Plus diye bir yer. Türk restoranı bulduk. Lahmacun pide falan var içeride. Tabii ki canımız çok çekmedi de. Ukrayna yemekleriyle de idare ediyoruz. Böyle bir yer. Güzel bir restorana benziyor. Türk restoranı bulduk. Çernobil şehrinin Park Şevçenkosu. Böyle klasik Ukrayna parkı.
bolca ağaçlı yürüyüş koşu yolu. Bizim salaklar Türkiye'de buna orman diyebilirlerdi. Ama burada orman demiyorlar, buna park diyorlar. Bu kadar büyük olana daha da gerisi var. Sadece görebildiğiniz alan. Bizim geri zekalılar bunun binde birine orman falan deme cüretini gösteriyorlar. Ve aklına sıçtı mı salakları, gelin görün park diyor adamlar bunlara burada Rusya'da, Ukrayna'da. Beğenmezsiniz siz bu adamları bir de. По-своєму. Türkiye'de böyle şeyler pek göremezsiniz. Bu ağaca tırmanmış bir fare değil. Kendisi sincap olur. Ukrayna'da ve Rusya'da parklarda bolca görebilirsiniz. Ve hatta insana alışkın elden fındık fıstık yiyen sincaplar da bulabilirsiniz. Türkiye'de tabi görmediğiniz için yok lan ne sincabı, fare o falan diyenler olabilir. Ne yapalım, siz de öyle. Öyle yaşamaya devam edin. Колесо? Обозрение. İrem korktun mu yoksa? Adı ne? Kusyo. Koçumu takmalı. Niye şu çiçot? Ooo, İrem o çok iyi. Çok iyi. Ne? Kusyo. Это плохо. Держи. Как тебя? Страшно мне.
страшно. Да, не страшно. Не грустно, я боюсь. Да. И я боюсь. Да. Самая высокая точка. Да. А я хочу на потом. А сюда. А сюда на потом. Почему ты не сказала? En yüksek noktadayız Muhammed Alam'ın. İnsan biraz tırsıyor yukarıda. Ne lan? İrem, zıplama, zıplama, tehlikeli. Bak düşersek burada gittik, çok yaşa. Düşersek gittik bok yoluna İrem. Çok tehlikeli. Artık bu mesafeden düşecek bir şey olmaz herhalde. Yaklaştık yere doğru. İrem vurma. Vurma İrem, vurma. Hı? Adesa tini ispugalası da tak. Zizya minetoja straşna. Немного. Не знаю почему. Открывай его, идем сразу, да? Тебе страшно. Сейчас выйдем. Чемечкюрс, граждан чекюрс. О, 80 килограмм сыныры вармыш. Буну чок-чок ашуюрум. Фазлысыйла ашуюрум. Буну япамаячыз. Akvadrom. Akvadrommuş bunun adı. Akvadrom называется. Хотя мы с Юлей и Ирем катались на таком. В парке Победы. А человека сидели. Сюда на тракончике. Thank you.